Bebeğimizi ilk olarak ne zaman yıkamalıyız? Şimdi doğum sonrası bebekler erişkin bir insan gibi ya da daha büyük çocuklar gibi vücut sıcaklığını koruyamıyorlar. Doğum sonrasında bizim yapmamız gereken aslında ilk başta bir 4-5 saat kadar bebeği gözlemlemek. Yani o süre zarfında bebeğin herhangi bir sıkıntısı oluyor mu olmuyor mu bunu değerlendirmek. Sonrasında 4-5 saat geçtikten sonra eğer bebek gayet sağlıklıysa, emmeye başlamışsa, bir sıkıntısı yoksa bebeği yıkayabiliriz. Furkan Bey, bir de bu üzerindeki ne diyorlar? Pul deriler gibi bir şeyler oluyor. Anne karnında olan kremimsi tabaka, evet, vernix dediğimiz tabaka. Onun durması üstünde iyidir diyorlar, doğru mudur? Tabii. Yani şöyle, bazı bebekler böyle yaygın vernix dediğimiz o böyle krem tabakası gibi, evet, bir tabakayla doğuyorlar. O tabaka anne karnında bebeği tüm enfeksiyonlardan, dışarıdan gelecek mikroplardan koruyan bir tabaka. Eğer bebek onunla doğduysa yıkamayın diyoruz. Yani o tabakayı vücut emsin. Pis değil yani o, tam aynen, tersi. Kesinlikle hiçbir pislik değil. Tam tersi, dediğiniz gibi bebeği dışarıdan gelecek enfeksiyonlara karşı koruyan bir tabaka. Eğer bebek verniksiz doğduysa, yani gayet normal pembe bir ciltle doğduysa, 4-5 saat bekledikten sonra banyo yaptırabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ya peki şunu da sormak istiyorum. Yani bu acilen banyo yaptırmamız gerekiyor mu bebeğe? Burada hemen orada bir yıkama gerekiyor mu? Bazıları şunun için söylüyor. Göbek bağı, hani orada pislik, mikrop kapmasın diye. Oraya da gelmek istiyorum. Yani hiç yıkamasak, eve götürsek bir zararı olur mu acaba Furkan Bey? Hemen yıkama gereken sadece birkaç tane durum var. Anne HIV ya da AIDS mikrobu taşıyıcısıysa, hepatit B veya hepatit C taşıyıcısıysa ya da enfeksiyonlu varsa, o zaman doğum salonunda, yani bebek doğduktan sonra bebek odalarımız olur bizim hastanelerimizde. Biz orada zaten yıkıyoruz bebekleri. Ama bunun dışında yıkanmamasının bebek için bir sıkıntısı olmaz. Anneler çoğunlukla göbek bağından kaynaklı endişe ediyorlar. Bir zarar verir miyim, mikrop kaptırır mıyım, enfeksiyon kaptırır mıyım, işte bir sıkıntı olur mu diye. Göbek bağı aslında bebek için anne karnındayken önemli olan bir yapı. Doğum sonrası göbek bağının artık bir fonksiyonu kalmıyor ve cansız bir doku olduğu için, yani his yoktur göbek bağında, ağrı hissi falan hissetmez. Herhangi bir sıkıntıya sebep olmaz. İlk banyo geciktirilebilir. Hani bir gün, iki gün sonra yaptırılabilir. Ama çok da fazla gecikmesini istemiyoruz. Çünkü bebekler bizden fazla terler ve ter de huzursuzluğa sebep olur. Bu aynen yalnız öyle. Göbek bağı işi yalnız bu kök hücre için önemli galiba. Tabii oradan içinden kan alınabiliyor. Bunun için kan alınabiliyor. O önemli bir konu. Çok da geleneksel yöntemler de kullanılıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kızım doğduğu zaman 3 gün boyunca annem zaten hiç bana ellettirmemiş. Zaten ben de elleyecek halde değildim çocuğa. Öyle bir de durum vardı ve 3 gün sonra yıkamıştık hakikaten. Şimdi hatırladığım zaman özellikle Anadolu'da, galiba Türkiye'de öyle çocukları doğar doğmaz yıkamak gibi bir durum zaten yok bildiğim kadarıyla, değil mi? Birkaç gün geçiriyorlar. Yani şimdi şöyle, eski Yeşilçam filmlerine baktığımız zaman orada mesela görürüz böyle ebeler ya da işte hastanelerde bebek doğduktan sonra hemen yıkanır, işte sarılır edilir. Artık o şekilde yapılması tıbbi olarak önerilmiyor. Çünkü yıkama işlemi sonrası bebek üşüyebiliyor. Bu bebek için ciddi anlamda sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Tabii ki. Vücut ısısını kontrol edemediği için. Biz işte bu benim söylediğim işte 5-6 saatlik bekleme süreci orada bebeği gözlemek amaçlı yapıyoruz yani. Ama sonrasında bir 5-6 saat geçtikten sonra artık yıkama işlemi ailenin isteğine bağlı olarak yapılabilir. Tabii bu ısı mevzusunu doğru kontrol edemiyor. Şöyle bir yanlış intiba oluşturmasın ailelerde. Ben çünkü aşırı derecede üşüyen biriyim. Bebeğimiz 24 derecelik bir odada yatması, 22 miydi hocam? Yanlış. 22-26 arası. 22-26 arası yani oda sıcaklığı olmalı. Yani çok sıcakta yatırmak, üst üste giydirmek de çok... Çok sıkıntılı, evet. Değil mi? İyi değil. Yani şöyle, orada bizim hekim olarak annelere ya da bakıcı kişi kimse onlara söylediğimiz şey, sizden kış mevsiminde bir kat fazla giyinsin diyoruz. Evinizin içerisinde kaç kat kıyafetle rahat ediyorsanız sizden bir kat fazla giyinsin. Yeni doğan bebek en çok baş bölgesinden üşür. Başında mutlaka şapkası olsun. Beresi o zaman. Yani beresi, şapkası mutlaka olsun. Peki şey öneriyor musunuz? Eldiven, onunla ilgili de biraz. Şimdi eller ve ayaklar fizyolojik olarak ya da fiziksel olarak bir miktar soğuk olabilir. Yani o aslında çok bebeğin üşüdüğünü göstermez. O yüzden tabii ki eldiven takılabilir, çorap giydirilebilir. Ama bu işte soğuk diye 2 kat, 3 kat, 4 kat eldiven giydirmek anlamsız. Hani bir kat yeterli olacaktır. Peki şey için de sordum aslında. Hani bu kendine dokunma... Evet, kendine zarar çiziyor, verme evet, diye. Çizer.
bazen de amaşa iyi değil yani, eldiven iyi değil diyorlar Sevilla. Yani hani onu da hani kendini dokunsun, bu dokunma hissiyatını da öğrenmesi tabii lazım. Yani 24 saat boyunca elinde eldiven olmasına gerek yok. Tabii 24 saat boyunca elinde demek eldiven ki gözlem yapacağız. Ben doktor beyin söylediği şeylerden bunu anlıyorum. Yani bebeğe gözlem yapıp oradaki etki tepkiye göre hareket edeceğiz. Aynen öyle. Gözlemlemek gerekiyor. Aynen. Peki göbek bağının bakımı nasıl olmalı? Şimdi düşünüyorum da orayla ilgili çok endişelerimiz vardı. Çok uzun zaman oldu da. Göbek bağının, yani o bölgenin nasıl bakımı, hijyeni sağlanmalı? Şimdi göbek bağı cansız bir dokudur. His yoktur göbek bağında. Böyle jöle kıvamındadır ilk başta. Doğum sonrası ilk başta böyle jöle kıvamında cansız bir dokudur. Bu bölge enfeksiyona aslında çok açık bir bölge. Çünkü kanlanması yok. O bölgeye kan gitmiyor. Enfeksiyona açık. Temiz tutulması gerekir. Hijyenik tutulması gerekir. Öncelikle ilk yapılması gereken, benim ailelere ilk söylediğim, göbek bağını alt bezini bezlerken bezin dışında bırakmanız. Yani dışında, göbek bağı. Dışında bırakacağız. Evet, göbek bağını bezin dışında bırakın. O bir yanlış uygulama olabilir. Çünkü sanki üstünü kapatıp bezi de onun üstüne yapılıyor evet, diye biliyorum. Evet, onu çok fazla yapıyorlar. Yani şimdi idrar ve dışkıyla temas etmesini istiyoruz. Yani idrar sterildir. İdrarda enfeksiyon kaynağı yoktur ama dışkıda enfeksiyon kaynağı olabilecek birçok bakteri vardır. Göbek bağına gelip yerleşmesinler, o bölgede enfeksiyona sebep olmasınlar istiyoruz. İlk etapta ilk yapılması gereken göbek bağını bezin dışında bırakmak. Göbek bağında his yoktur. Sıkmanız, hareket ettirmeniz çocuğun hiçbir şekilde canını yakmaz, çocuğa bir zarar vermez. İstediğiniz şekilde, ben ailelere söylüyorum, mutlaka istediğiniz şekilde hareket ettirebilirsiniz. Sağa sola, yukarı aşağı, sadece çekip koparmaya çalışmayın diyorum. Onun dışında... Yani sağa sola, yukarı aşağı hareket ettirmeniz bebeğe bir zarar vermez. Bez haricinde bir de artık günümüzde çok fazla dezenfektan olarak kullandığımız göbek bakım setleri oluyor. Yani farklı farklı birçok marka var. Orada amaç göbeği ya da göbeğe yerleşebilecek, o bağ kısmına yerleşebilecek mikropları öldürmek. Ama orada, onu da herhalde değil mi? Dozunda kullanmak lazım. Tabii, yani günde iki defa sabah akşam. Böyle onlar sprey ya da losyon formunda olabiliyor. Orada işte sıkıp içlerinden çıkan temiz steril bezler oluyor ya da gazlı bezler oluyor. Onlarla temizlemek yeterli olacaktır. Zaten göbek bağı çocuktan çocuğa değişmekle birlikte 3-15 gün arasında kendiliğinden kuruyup düşecek. Yani, aynen bu öyle. Göbek bağı bazen dışarı doğru Furkan Bey, bazen içeri doğru oluyor. Bunun bir yani bizim anatomimizle ilgilisi mi var? Tabii, anatomik olarak değişiklik gösterebilir. Yani göbek bağı düştükten sonra içeride herhangi bir parça kalmamış olmalı. Yani orası bir miktar böyle bombeli, dışarı doğru bombeli dediğimiz çıkıntılı olabilir. Ya da erişkin bir insanda göründüğü gibi çukur şeklinde de kalabilir. Sadece bizim dikkat etmemiz gereken, göbek bağı düştükten sonra bebeğin genellikle zıbın giydirilir. Zıbınını kirlenmemesi gerekiyor.